Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yine transferde farklı takımlarla okuduğumuz isimlerden paylaştığımız isimlerden birisiydi Kenan Karaman ve Beşiktaş oyuncuyu renklerine bağladı. Siyah beyazlar milli oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. Kenan Karaman'ın Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi 1 Temmuz'da sona ermişti. Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Kenan 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Euro 2020'de milli takım kadrosunda bulunan gurbetçi oyuncu turnuvada 3 maçta 161 dakika sahada kaldı. Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kenan Salih Uçan'ın ardından Beşiktaş'ın yaptığı ikinci transfer oldu. Son Kartal Kenan Karaman başlığı var Fanatik Gazetesi'nde böyle paylaşılmış. Şöyle bir Dorukan Toköz pişman oldu haberi var. Ufak şekilde onu da hemen sizlerle paylaşalım. Siyah beyazlarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukan Toköz büyük umutlarla gittiği Avrupa futbol şampiyonasında da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu. Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön libero'nun bundan dolayı Kara Kartal'a geri dönmek istediği konuşuluyor. De Jong'la ilgileniyoruz. Erdal Torunoğulları golcü hedefleri arasında Sevilla'nın Hollandalı golcüsünün de olduğunu açıkladı. Tecrübeli yönetici Luke De Jong'la ilgileniyoruz. Kiralama ya da bonservisle alma seçenekleri üzerinde çalışıyoruz dedi. Gezal Beşiktaş'a hazırlanıyor. Rusya'ya yola çıkıyor haberleri var. Yine Fanatik Gazetesi'nde. Biraz sonra farklı bir gazetede daha büyük şekilde var. Onu da paylaşacağız. Larin'de işler karışıyor. Birazcık ona bakalım. Şöyle haberi birazcık büyütüp sizlerle paylaşalım hemen. Kyle Larin'in Karakartal'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek. Tecrübeli oyuncuyla yola devam etme kararı alan ve temaslara başlayan yönetimin 1.6 milyon avro maaş alan isimden 2.5 milyon avroluk talep aldığı kaydedildi. Bu gelişme sonrasında idarecilerin bu yüksek zam isteğine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Öte yandan Larin'in menajeri ise oyuncusunun talebini bilerek yüksek tutup Osman Kuralı gereği kontratının bitimine 6 ay kala yeni dönem için başka takıma imza atma hakkını kullanıp Larin'i bedelsiz olarak götürmeyi planladığı kaydedildi. Genç menajerin bu doğrultuda Yunan ekipleriyle görüşmelerde de bulunduğu ifade edildi. Osman kuralı da bu arada önemli bir kuraldır. Transferlerin gerçekleşebilmesi adına yani kulübün malı değil futbolcu özgür iradesiyle sözleşmesinin mitimini 6 ay kala farklı kulüplerle de görüşebilir şeklinde futbolcu Bosman'ın adıyla anılan bir kuraldır. Bilmeyen seyircilerimiz için böyle ufak bir notu da paylaşmış olalım. Biraz sonra Fenerbahçe ile ilgili başlıklara da bakacağız ama Gezal ile ilgili detayı hemen paylaşalım. Gezal'da tamam Leicester City'de. Siyah beyazlar hem Cezayirli Yıldız'la hem de kulübüyle anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi menajeriyle yapılan pazarlıkların ardından geçen sezonun asist kralı oyuncusunu 1.8 milyon avro garanti ücret karşılığında ikna etmeyi başardı. Gezal'ın başka takımda oynamak istemediği için bu iletilmiş teklife ve Leicester City, Leicester City'de de yeniden kiralanmasına onay çıktı. paylaşılmış. Beşiktaş, Valentin Rozier transferinde mutlu sona ulaştı. İşte anlaşma detayları. Fransız sabek Valentin Rozier Sporting'e karşı net tavır gösterdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray dahil tüm teklifleri reddetti. 24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş ile anlaştım, ziyaret teklifleri düşünmüyorum sözleriyle tavrını belli edip Portekizlilerin inadını kırdı. Sabahın haberine göre iki kulüp arasında yapılan görüşmeler imza aşamasına geldi. Beşiktaş, Rozier için 1 milyon euro kiralama ücreti önerirken Bonservis opsiyonu olarak 3 milyon euro artı bonus ve sonraki satıştan pay teklifinde bulundu. Siyah-beyazlar gelecek sezon sonunda devreye girecek olan bonservis opsiyonunun ödeme planını ise 3 taksit olarak sundu. Yeni sözleşme için hazır kıta bekleyen Rozier'in bu hafta kampa katılması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'tan bonuslar dahil yıllık 1.4 milyon euro civarı bir rakam kazanacak. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş, Eurospa İş Transferi için görüşmelere başladı. İşte yapılan teklif. Forvet, orta saha, kanat, beklerken stoper arayışlarına da devam eden siyah beyazlarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Krasnodar'ın sırf futbolcusu Euro Spayçi oldu. Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan bon bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki stoperi 500 bin euroya kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sırp stoper daha önce Anderlet, Toulouse, Kızıldız formaları giydi. Sizce Spajic Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi? Beşiktaş, Willian Jose için teklifini yaptı. İspanyollar duyurdu. Siyah beyazların golcü arayışı sürerken İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Hasta yer alan göre Beşiktaş, Real Sociedad'da forma giyen Brezilyalı Santrafor Willian Jose için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptı. Real Sociedad'ın Willian Jose için yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Bu ücreti herhangi bir kulübün ödemeye yanaşmadığı, masadaki en ciddi teklifin ise siyah beyazlardan geldiği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. William Jose geçen sezonun ikinci yarısında Premier League takımlarından Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymişti. 1.89 boyundaki Santrafor geçen sezon 39 maça çıkarken 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Daha önce kariyerinde Las Palmas, Kulüp Deportivo Maldonado, Santos FC, Gremio, Sao Paulo ve Real Zaragoza gibi takımlarda ter döken Jose'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Beşiktaş, eski oyuncusu Elnen'i transferi için beklemeye geçti. Arsenal'da Elneli anlaşmazlığı yaşanıyor. Arsenal'da görüş ayrılığına neden olan Mısırlı futbolcu için bazı yetkililer bir yıl sonra sözleşmesi dolacak 29 yaşındaki futbolcunun kontratının uzatılmaması gerektiğini ifade ederken yerine oyuncu alınmasını istiyorlar. Beşiktaş'ın ise daha önce takımda kiralık olarak formu gelen Elneli'nin Arsenal'daki geleceğinin netleşmesi adına bekleme kararı aldığı ve gelişmelere göre yıldız oyuncu için harekete geçebileceği ifade edildi. Muhammed Elinen'in Beşiktaş'a geri dönmesini ister miydiniz? Sergen Yalçın o üç ismi takımda düşünmüyor. Önümüzdeki sezon 8 artı 6 yabancı kuralı geçerli olacak Süper Lig'de yine şampiyonluk için mücadele edecek olan siyah beyazlarda 12 yabancı bulunuyor. Diego Costa, Gezal ve Rozya transferlerinde büyük aşama kaydeden Beşiktaş'ta 3 ismin de kadroya dahil olması durumunda sayı 15'e yükselecek. Bu durumda Kartal gözden çıkardığı isimlerle vedalaşmanın yollarını arayacak. Bu sayı ikinci golcünün yabancı olması durumunda da artacak. İşte Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği o isimler. Sergen Yalçın, Douglas, Tyler Boyd ve Lance kadroda düşünmüyor. Bu üç isim arasından Beşiktaş'ta kalmasını istediğiniz oyuncu var mı? Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer isteği Mehmet Topal tarihe geçebilir. Beşiktaş yerli transfer girişimlerinde sürpriz bir isimle temaslara başladı. Siyah beyazlarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapıldı. Sabahta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmak istiyor. Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak istediği ve yönetimle yaptığı ilk görüşmede maddi konuları sorun etmeyeceği belirtildi. Sizce Mehmet Topal Beşiktaş'ta başarılı olabilir mi?